yönetim kurulu üyeleri. Ben her birinizin elini sıkarken biraz önce böyle bir ürperme yaşadım gerçekten. Çünkü yıllarınızı bugün burada olmamız için harcadınız. Bugün bizler buralardaysak sizin yıllarca ülkeniz için, memleket için alın teri ve de emek ve uğraş. Bunu en yakınımdan biliyorum, babamdan biliyorum. Babam da bir mücahit. Yıllarca ilk dağa çıkanlardan, 16-17 yaşında Temeten'in bir yerlerinde yer aldığı için, oralarda olduğu için, o küçük yaşta, çocuk yaşta dağa çıkıp, 76-74 senesi ikinci harekatta da elinden yaralanıp, aylarca tedavi, 76'da da malülden emekli ayrılan bir malül gazi oğluyum ben. Mücahitliği zamanında da arada Canlıköy'de en son savaş bölüğündeydi. Oraya giderdik ziyarete. Biz de oralarda nelerin nasıl olduğunu şanslılardanız, yaşadık o dönem. Şu andaki çocuklar maalesef bunlardan yoksun ve ben şöyle bir misyonumuz olması gerektiğine inanıyorum. Sizin nesil, Allah uzun ömürler versin, artık belli bir yaşa geldi. İşte o 63'leri, 74'leri yaşayan son nesil biziz. Bizlerin sizlerle bu yeni yetişen nesil arasında köprü olma görevi var. Sizlerle yeni yetişen gençler arasında bizlerin, işte orta yaş, biz artık 45-50 yaş grubunda olanlar, bir köprü olmak zorundayız. Tarihimizi bu noktaya kolay gelmediğimiz, nelerle, ne yokluklarla, ne sıkıntılarla buralara gelindiğini gençlere anlatmamız gerekir. İlkokulumuz var, kolejimizin orta lise kısmı var. Üniversiteye geliyorsunuz, üniversitede master doktora programları var. Biz bununla da yetinmedik. Yetişmiş insanlara kendilerini daha da geliştirmeleri açısından, ev hanımlarına el becerilerini geliştirsinler diye Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'ni 2004 yılında son halka olarak oluşturduk. Son iki yaptığımız etkinlik, bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü, 21. yüzyılda medya stratejileri. Hemen 10 gün sonrasında bu kez Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Ticaret Müşavirliği'yle neyi yaptık? 7. Türk Dünyası'nı kucakladık. 7. Türk Dünyası gerçekten çok önemli bulgulara ve sonuç bildirgesinde yer alan cümlelere sahip oldu. Beni en çok etkileyen iki nokta vardı. 7 maddenin 7'si de inanılmaz değerli. Bir tanesi, 1. maddenin A fıkrası, Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dünyası Merkez Kütüphanesi olarak, Türk Dünyası Merkez Kütüphanesi olarak kabul edildi. Bundan sonra iletişim ve informasyon merkezi olarak da kullanılacak tır kararı alındı. Bu üniversitemiz için bir gururdur. Türk Dünyası, Türk Dünyası Merkez, Türkiye'nin de içinde olduğu Türk Dünyası, Merkez Kütüphanesi, Yakın Doğu Büyük Kütüphanesi.